Evet kıymetli hemşerilerim. Maraş'tan hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Pazar günü akşam yola çıkmıştık. Pazar sabahtan beri Maraş'tayız. Depremin 4. günü olan Perşembe günü ilk hafta gelmiştik. Burada yaraların bir an evvel sarılması, depremzede vatandaşlarımızın bir an evvel bu motivasyondan çıkarak bir an evvel hayatın normalleşmesi anlamında onlara destek olunması için elimizden ne geliyorsa hem Kozlu Belediye'miz hem Kilimli Belediye'miz hem Zonguldak Belediye'miz olarak buradaydık. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, yerel bir gazetenin yaptığı deprem bölgesine VIP araçla gitti haberine deprem bölgesi Kahramanmaraşlı cevap verdi. Alan, senin tasmanı tutanlarla gün geldiğinde ahirette hesaplaşacağız. Burada bütün belediye başkanlarımız, yurdum insanları gayret gösteriyor. Ama siz oturduğunuz yerden yalan dolan gıybetle insanların moralini bozmaya çalışıyorsunuz. Yazdıklarında bir tane doğru olmayan arkadaş hakkında yasal hakkımızı arayacağız dedi. Döndükten sonra tekrar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yerel yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özözeki Beyefendi'nin talimatıyla belediye başkanları olarak Kahramanmaraş merkezdeki ilçe olan 12 Şubat Belediyesi ile ortaklaşa koordinasyon çalışmaları yapmak üzere ve birlikte hareket etmek üzere görevlendirildik. Ve 3 gündür buradayız. Burada yaraların sarılması için gerçekten İl Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda ve liderliğinde 12 Şubat'taki 450 bin nüfusta yaşayan ve merkez nüfus biliyorsunuz 450 binli merkezde yaşayan 12 Şubat ilçesinin vatandaşları depremzede vatandaşlarımızla dertleşip onların derdine dertlenmek için yaralarına bir parça da olsa merhem olmak için milletvekilimiz Sayın Ahmet Çolakoğlu zaten biliyorsunuz Kahramanmaraş koordinatörü. Onunla beraber 3 belediye başkanı burada gayret gösteriyoruz. Oturduğunuz yerden yalan haber yapıyorsunuz, ahlaksızsınız diyen Başkan Alan'ın açıklaması şu şekilde. Pazar günü akşam yola çıkmıştık. Pazartesi sabahtan beri Kahramanmaraş'tayız. Depremin 4. günü olan Perşembe günü de gelmiştik. Burada yaraların bir an önce sarılması, depremde de vatandaşların bir an önce bu motivasyondan çıkarak bir an evvel hayatın normalleşme adına hem Kozlu Belediye'miz, hem Kilimli Belediye'miz hem de Zonguldak Belediye'miz olarak biz buradaydık. Döndükten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Yerel Yönetimle Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezi olan 12 Şubat Belediyesi koordinasyon yapmak üzere birlikte hareket etmek üzere görevlendirecek ve 3 gündür buradayız. Burada yaraların sarılması İl Afet Merkezi Koordinasyon Liderliği'nde 12 Şubat'taki 45 bin nüfustaki yaşayan depremzede vatandaşların dertleriyle dertlenmek için, yaralarına bir parça merhem olmak için Milletvekili Ahmet Çolakoğlu zaten Kahramanmaraş koordinatörü. Onunla beraber 3 belediye başkanı gayret gösteriyoruz. Ama ne yazık ki sabah uyandığımızda Zonguldak'ımızdaki bir yerel gazetede göreve geldiğimiz günden beri bizleri eleştirmek için başka görev edinmemiş. Gerçekten içimiz parçalandı, morallerimiz bozuldu. Başlıkta şöyle diyor, lüks araçla Kahramanmaraş'a gittiler. Değerli arkadaşlar, bu buraya ikinci gelişimiz. Arkadaşlar, bu araca ne belediyemizin kasasından, ne kira parası ne de mazot parası vermedik. Hepsini cebimizden karşıladık. Tabii bu kişiler herkes kendileri gibi zannediyorlar. Asrın felaketini yaşandığı Maraş merkezde bizlerin ve vatandaşlarımızın moralini bozmaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın bizim milletimizin yanında olmak, sevdamızdan vazgeçiremeyeceksiniz. Ona diyecek tek şeyim var. Be şerefsiz, be ahlaksız, be utanmaz. Sen herkesi kendin gibi mi zannettin? Senin tasmanı tutanlarla gün geldiğinde ahirette hesaplaşacağız. Burada bütün belediye başkanlarımız, yurdum insanları gayret gösteriyor. Ama siz oturduğunuz yerden yalan dolan gıybetle insanların moralini bozmaya çalışıyorsunuz. Yazdıklarında bir tane doğru olmayan arkadaş hakkında yasal hakkımızı arayacağız dedi. Ama ne yazık ki sabah uyandığımızda Zonguldak'ımızdaki bir yerel gazetede göreve geldiğimiz günden beri zaten bizleri eleştirmek için başka görev kendini edinmemiş bir gazetenin haberiyle gerçekten içimiz parçalandı, moralimiz bozuldu. Şöyle ki başlıkta şöyle yazıyor, lüks araçla diyor Maraş'a gittiler. Şimdi sizlere lüks aracı göstermek istiyorum şöyle ki. İşte bizim lüks aracımız bu. Biz bu lüks araçla 3 günden beri
İddiaya göre içinde televizyon, son sistem ısıtma, kahve makinesinden tutun da işte her türlü olanağın sağlandığı aracımızı bu şekilde söylüyorlar. Aynı zamanda da diyorum ki zat-ı muhterem, bunu belediye başkanı olarak cebinden mi karşıladın? İşte belediyenin bütçesinden buna gerek var mıydı? Değerli arkadaşlar, bu buraya bizim ikinci gelişimiz. Biz ikisine de belediyemizin kasasından, daha doğrusu belediyemizin kasasından ne mazot parası ne araca kira parası vermedik. Hepsini cebimizden karşıladık. Tabii bu kişiler ne yazık ki herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Onun dışında burada bir kamu görevleri yok diyerek de ne yazık ki vatandaşlarımız nezdinde burada yapılan çalışmaları küçümseyici ve gerçekten asrın felaketinin yaşandığı Maraş merkezli, 10 ilimizi etkileyen asrın felaketinin yaşandığı Maraş merkezli bu felakette gerçekten insanlarımızın ve bizlerimizin moralini bozmaya çalışıyorlar. Ama onlara söyleyeceğimiz tek bir laf var. Ne yaparsanız yapın, size tasmanızı tutan sahipleriniz ne emir verirse versin, sizler ne yaparsanız yapın, bizim milletimizin yanında olma, milletimizle birlikte olma ve milletimize hizmetkar olma sevdamızdan vazgeçiremeyeceksiniz. Bunları gördünüz. O zat-ı muhtereme diyeceğimiz tek bir cümle var bizim. Be şerefsiz, be namussuz, be ahlaksız, be utanmaz arlanmaz. Sen herkesi kendin gibi zannettin. Sen görevini yapıyorsun. Seni ve senin tasmanı tutan sahiplerine de gün geldiği zaman illaki en kötü ahirette hesaplaşacağız. Burada gerçekten bütün belediye başkanları, ülkemizin tüm insanı, yurdum insanı gerçekten gayret gösteriyor. Yaralarına sarıp bir an önce 12 Şubat'ı, Maraş'ı başta olmak üzere diğer illeri normal hayata nasıl döndürürüz, nasıl normalleştiririz diye. Ama siz oturduğunuz yerden dedikodu, gıybet, yalan dolan insanların motivasyonunu bozup bu işleri küçümsemeye çalışıyorsunuz. Zonguldak'a döner dönmez de hukuki süreci başlatacağım. Çünkü haberi dün 60'lar gece sabah kalkınca okudum. Yazdıklarında bir kelime doğru olmayan basın mensubu arkadaşı, tabii ki ona karşı haklarımızı hukuki yollardan arayacağız. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Senin yaptığın ahlaksızlıktır, utanmazlıktır, adiliktir. Yalancılıktan başka bir şey değildir. Detaylı olarak burada ne yaptığımızı geldiğim zaman zaten sizlere bir kez anlatacağım. Bu videoyu çekip çekmeme noktasında çok kararsız kaldım kıymetli hemşehrilerim. Ama gerçekten bizim de artık sabrımızın sonu var. Biz de etten kemikteniz. Hak edene hak ettiği şekilde cevap vermek bazen gerekiyor. Bunu da o arkadaşımızın hak ettiğine inanıyorum. Ama gelince hem hukuki yoldan hem de burada yaptıklarımızı anlatarak daha büyük bir cevap vereceğiz. Deprem bölgesinden Zonguldak'ımıza ve hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah 2 gün içinde bizler de Zonguldak'ımızda olacağız. Görevimizin başında olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.